Yanlıştan kaçış diye bir oyunumuz var. Her birimiz kendimizle ilgili üçer tane bilgi vereceğiz. Bunların iki tanesi yanlış, bir tanesi doğru. Bilen laps diyecek. Peki doğruyu nasıl bulacağız? Hadi bakalım. Nasıl bulacağız? Soru sorabiliriz birbirimize. Birbirimize soru soracağız. Kaç tane? Bir. Bir. Herkesin hakkı bir. Birer tane bir soru, mi? Bir. Peki diyelim ki bulduk cevabı. Ne yapıyoruz? Şu mu? O kadar sert olmasak da olur bence ama. Ben çok hırslandım. Okey. Bir an önce başlamamız lazım. Okey. Başlamak ister misin? Heyecanlandım. Biliyorum, bu bana gelecekti, biliyorum. Hadi önce başlayalım. Ben başlamam gerekiyor. Hadi o zaman moral alkışı. Hadi başlayalım. İyi, tamam. Bir gazeteciyi oynamak çok kolaydı. İkincisini söylüyorum. Tamam. Bir süre sonra saçlarımı maviye boyatmak istiyorum. Her an olabilir. Üçüncüsü, sinemada ilk izlediğim film Toy Story. Ben biliyorum abi, ben soru ihtiyacım yok, biliyorum ya. Ne? Toy Story. Evet, hadi dağılalım gidebiliriz. Bir şey diyeceğim, soru soracak. Bunu nasıl bilebilirsin birlikte abi? Birlikte izledik abi. Nasıl yani birlikte izledik? Sen 30 yaşında ilk defa mı film izledin? Sinemaya elinden tutup götürdüm. Elinden tutup götürdü yani. Bence bu bilgi vardı onda. Sen hep böyle anlatıyorsun bence arkadaş, o benim ilk izlediğim. Gerçekten nasıl bilebiliyorsun ya bunu? Ya bir şey diyeceğim, çok basit. Toy Story kaç yapım bir film abi? 95. 95. Yani yok kendisi. Ben de yokum. Hayda. Ben tahmin yürüttüm sadece. Sor sormadım. Ama bu kadar kolay bileceğini biraz dişli tamam, bir rakipsin. Evet, ben sana sor sormadım. Çok güzel resim yapıyorum ve bir sergi açmayı düşünüyorum. Akıcı bir şekilde İtalyanca konuşabiliyorum ve köpek balıklarıyla dalış yaptım. Bir basmayın. Basmayacağım. Yok, benim tahminim yok. Bir soru soralım. Şimdi bence fikir yürütelim. Leyla'nın yetenekli bir kadın olduğu aşikar. Efendim, sağ olun. Resime ilgisi... Babaannem ressam. Gerçekten mi? Büyük babamda bir var. Belki yalan. Nereden neyi kanayım abi? Bir dakika ya. Ya ailede böyle şey var mı? Başka bir coğrafya. Var. Ne mesela? Neresi? İtalya var mesela. Hayda. Böyle yakalarlar işte. Akürek yakaladı. Akürek köpek balığını tuttu, ben size söyleyeyim. Akürek balığı. Yanlışmış değil mi? Evet. Köpek balığı doğru. Cevabı alalım. Efendim, doğru cevap. İtalyanca konuşabiliyorum. Bu soruyu bir de İtalyanca sorar mısın? Hayır, sormayacağım. Sor, 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 sor. Hadi sor ama yani, evet bak bu kadar. Oradan bile sor geldi bak. Oradan neyi sorayım? Abi duyalım bir İtalyanca, duymak istiyorum ya. Duyalım, şöyle gözüm. Evet, şöyle bir ahenkli bir şekilde gelsin. Si ragazzi, parlo italiano, ma ho dimenticato tutto adesso. Oh be! Ben ikna oldum, hiç geçildim. Ben ikna oldum. Oh be! Sen de Arapça söyleyeceksin. Yani ben hemen şey, atarım ya, bir ezberden var bir şeyler. Arapça bir şeyler atarız. شوف دابو ظالم كان بيتاريول للمسجد وما هو رجاله والله فكرته رايح للحرب مو للصلاة ابني أحمد السلام عليكم وعليكم السلام muazzam dans yeteneğimden bahsetmek istiyorum size. Kötü dans ederim yani, herkesin birçok insanın vardır şeydir. Onun dışında paraşüt abi en büyük tutkum, yamaç paraşütü. Bir diğeri de ya yine spordan gidersek buz hokeyine de bir ilgim var. Hani o buz hokeyi de yapıyorum, kayıyorum falan filan. Sonra abi. Kaç yıllık buz hokeyi kayıyorsun ve nerede kayıyorsun? Ha? Ya, en büyük ya. Okay. Tamam. Nerede gittin? Yok, biz anlayacağımızı anladık. Devam et. Bu en büyük zaman kazanma sorusu. Ha? Ha? Hani bu soruyu bana sorduğun için teşekkür ederim. Şimdi şöyle yaklaşık 7 sene falan oldu herhalde. 2013 kaç sene oldu? Nerede abi? Yeni nerede abi? Evet. Abi şeyde... şu... Caddebostan sahibinde. Bir tane kural söyler misin bize buz hokeyi ile ilgili? Abi şey, o siyah şey var ya. Siyah şey. Yedi abi. Abi bana müsaade etmiyorsun. Kale var. O kale var. İçine girdiğiniz zaman gol oluyor. Al en büyük kural abi. Abi bu çocuk biliyor. Oldum. Bu çocuk okeyi biliyor. İkna oldum ben. İkinci neydi abi? İkinci. Ha işte yani diğerlerini miyim ki? İlgisiz kaldım. Dans edemiyorum olduğunu söyledim. İnan bana diğer soruyu unuttum. O kadar yok. Yemin ederim unuttum. Dans edemiyorsun. Dans edemiyorum. Evet. Arkadaşlar galiba kazandım. Hayır ya. Hayır, ben basarım, ben kazandım. Bakın arkadaşlar. Kazandım. Hayır hayır. Bir Ankara. Doğru cevabı söylüyorum. Buz hokeyi. Ne, müthiş bir ilgim var. Kayıyorum, oynuyorum ve tuttuğu takım Chicago Blackhawks NHL'de. İlk bilgi geliyor. Ben abi tarih bölümü mezunuyum. Tamam. Hayda. Malazgirt Savaşı. Ya bir şimdi saniye. Bu da yani. Bir dakika, bir dakika. Sorun bir abi. Bir dakika ya. En iyisi tarihi neydi? Dans etmeyi, film izlemeyi tercih ederim. Film izlemeyi tercih edersin. Evet, film yani dans etmeyi daha çok seviyorum. Daha çok seviyorum.
Neymiş evet. O dans tutkusu kardeşim? Küçükken futbolcu olmak isterdim. Hadi. Mesela bitirme tezin ne? Tezsiz. Tezin ne? Ben bir hatırlayayım. Evet, bak, güzel soru. Bak bu, abi bize bu sorular lazım. Oyunculuk gerçekten. Tarihinin Türkiye'deki sorunsalları. Etkisi nedir falan diye. Türkiye'ye etkisi. Abi hatırlamıyorum ya çok böyle... Abi tarih mezunu falan değilsin. Tamam abi yanlışı bildin. Yanlışı mı bildin? Yanlışı bildin zaten. Doğru bir taneyi attın. İki şık kaldı. Evet. Bir şey soracağım. Peki tabii. Dans ve şey film izleme. Hayır yani dans etmeyi daha çok seviyorum. Filmi izlemekten keyif alıyorum ama dans etmekten daha çok keyif alıyorum. Öyle bir şey mümkünatı yok ya. Hangi dans mesela? Modern danslar. Modern danslar. Modern dans. Ya her şey o kadar genel. Ya olur yapma ya. Bize şurada bir lirik dans yapar mısın? Bize aşkını gösterir misin onu? Evet. Ya şu an çok yapmak istemiyorum. seviyorum. Seviyorsun. Güzel. Tamam bu da bir yalan. İki tanesi de gitti. Tamam bu gitti hocam. Bir. Üçüncüsü neydi? Doğru cevap futbolcu neydi? Futbolcu olmak istiyordu çocukken. Doğru. İrem aldık cevabı. Bravo. Kaçış'ın hikayesini yazdığımda ismi Kaçış değildi. En sevdiğim Disney içeriklerinden biri Loki. Dil Tarihi Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümü mezunu. Oo, bir dakika şimdi. Buyurun adam benim. Bombayı attı hanımlar. Hocam. Ne mezunuyum demiştin? Tiyatro. Allah Allah ben de seninle böyle bir... Dil Tarih sanki, bölümü. Sanki tarih konuştuğumuzu hatırlıyorum ama sanki tiyatro değil miydi? Niye böyle şey sordun ya? Dil Tarihi. Emin de olamadım. Ben basıyorum abi. Basayım mı ben? Gel beraber elim basın. Tutuyor. Hadi bir, iki, üç. Yok abi kaçış değildi. Bence de değildi. Bence kaçıştı abi. Bence değildi de kaçıştı. Abi. Bence kaçıştı. Kaçış mıydı? Kaçıştı. Peki bir doğru cevabı ağzından duyalım abi o zaman. Loki abi. Loki. Ankara doğumluyum. Kahve yerine çayı tercih ederim. En sevdiğim yemek bamyadır. Ben sette kahve içtiğini gördüm. Ben de gördüm. Yani bu bir koskoca bir yalan bu arada. Çayı da çok içiyorum. Kahvecisin ya. Kahve yoksa kahvecisin çay var. Çay yoksa kahve var yani. Hayır. Güzel tuzaklar. Güzel ya, sorular. Yapma. Ankara'da hangi şey? Nerede doğdun? Gata. Gata. Gata'da. Evet. Baba asker Gata, mi? Asker. Asker. Çocukluğumdan beri Gata'ya gidiyorum. Çünkü babam asker olduğu için zaten Gata'dan başka hastane kalmıyor. Etlik'te. Ya Ankaralı olma durumun çok yüksek biliyorum ama orada doğdun meselesi bir başka bir şey. Açmış internetten Etlik diye bir yer bulmuş falan. Anladın bunlar mı? Kesin demiş hastaneye sorar. Doğu gitmiş. Gerçi orada baba bir... asker falan diyor. İnandırıcı. Ben basıyorum. Doğru cevap Ankaralısın. Arkadaşlar ben Almanya'da doğdum. Dağlarda, bayırlarda. Almanya'da doğdum ben. En sevdiğim yemek de bamya. Evet. Yazıklar olsun diyerek buradan kalkıyorum. Ama böyle her bilemediğim soru yazıklar olsun gelecekse. Tüh ya. Doğduğu hastaneyi nasıl bilemem ben ya? Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Lisede handball oynadım. Kaçış için 4 kere audition'a gittim. Ve Grogu'nun büyük fanıyım. Abi bak bir şey söyleyeceğim. Benim sorularım hiç bu kadar kafa karıştırmıyor. Allah'ın tahtiyle. Benim de belli. Bu şıklar var. Benimkiler de belli gibi hissediyorum. Yani bu bayağı kafa karıştırıcı yani. Mevkin neydi yani? Şey ne oynuyordun? Genel. Sola çıkıyor. Müthiş ya. Diğer cümlelere de takılırsanız handball'ın üstüne çok durmayalım. Üçüncü neydi? Grogu'nun büyük fanıyım. Ya doğrudur ya. Bu doğrudur gibi. Severmişler. Evet böyle bir didaktik tatlı sert. İrem aldı falan. Al götür tamam. Grogu'nun büyük fanısın. Arkadaşlar. Evet handballcı kardeşim. Sarım ağzı mısın? Tarihçi kardeşim. Tarihçi kardeşim. Düz vites, araba sürmek otomatik vitesten çok daha keyiflidir. İkincisi, kaçış işi. Şu ana kadar en zorlandığım. Evet, aynen öyle. En zorlandığım işlerden biriydi. Üçüncüsü de izlemekten en keyif aldığım film türü korku. Ezberlenmiş korku gibi geldi bana biraz. Korku filmini sevmenin sebebi ne tam olarak? İrkiliyorum, hoşuma gidiyor. İkinci soruyla ilgili de ben bir şey sorayım. Mesela... Zordu diyorsun. Evet. Nasıl zordu? Neyi zordu? Hangi kısmı senin çok zordu? Arapçada hiç zorlanmadın mesela. Zorlandım. Arapça, yok Arapçada da zorlandım. Orası ayrı da yani ne bileyim rol yaratma süreci, şartlar vesaire, rol. Yani sonuçta değişik bir coğrafya, başka bir şey anlatıyoruz falan. Zordu buna adapte olmak diyorum. Ama ben size söyleyeyim ya benim sorularım Leyla'nınkine yanında gerçekten basit kalıyor. Yani, ya hadi bas sen. Tamam bas hadi. Bas puan kazanayım. Bas hadi bas kazan hadi. Hadi. Düz vites falan diyormuşum ya. Hayır. En zorlandığı rollerden bir tanesiydi. Doğru abi. Gel. Çok sıkı bir rugby takipçisiyim. Ne rugby. 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 Çok seviyorum izlemeyi. Benim sorum hazır. Evet. Mantıyı çok severim.
Kaçışın kadrosunu duyduğumda hiç tereddüt bile etmedim. Kabul ettim hemen. Hayır. Şimdi al hadi. Beni yerden yere vursun. Hadi abi. Tereddüt bile hadi abi. Tereddüt ettim desen ayıp ya. Burada söylenmem. Ya bu baskıyla bir dakika. Bu baskıyla. Belki de tereddüt ettim. Hayır tereddüt etmedim deyince ben şey zannettim. Hiç etkilenmedim ya. Hiç etkilenmedim. Abicim tereddüt edemezsin. Senin karşında İrem Akkürek var. Sen bir de sana bakarsın. Ya bu. Senin sağında İrem Elmacı oldu. Solunda Leyla Tanlar var. Tereddüt edemezsin. Hadi kendimi geçtim diyorsun. Hadi kendimi. Peki ne hissettin? Şöyle, ilk önce kadrosundan önce zaten senaryosunu okuduğumda çok etkilendim. Kadrosunu duyunca çok heyecanlandım. Abi bu yalansa zaten çok ayıp şu anda. Ya biz kalkıp gidelim. Ya bence hepimize 5'er puan verin biz uzaklaşalım. Ya yalansa ayıp zaten. Şey dese ya, kaçışta çok severek oynadım. Bu yalan mı değil? Çok eğlendik. Çok aile gibi oldu. Ben basıyorum, özür dilerim. Kadroyu duyunca çok heyecanlandım. Hayır, bakma. Falan diyormuş. Hayır tabii ki de kaldırıyor. Ay vallahi gidiyordum. Vallahi bak var ya bak şu an gidiyordum. Sıktım ha. Sıktım. Tabii ki de. Kalbim düştü. Engin sakin ol. Bayıldım yani. İyi ki varsınız Lefana deyip. Yalancı kap oradan. Daha önce sivil havacılık eğitimi aldım. Ne gülüyorsun ama? Tancım ben niye bu yaşıma kadar almadım diye kendime patladım. İlk izlediğim Disney içeriği Aslan Kral. Plansız programsız seyahat etmeyi çok severim. Asla. Böyle bir eğitim alıp bize bahsetmeme imkanı yok. Peki bir şey soracağım. Bu uçağa bindiğinde havacılık eğitimi almışsın ya şimdi. İlk kuralı ne? Ne yapman gerekiyor? Nasıl çalıştırıyor? Daha biner bilmem ilk kez. Eyvallah. Aslan kral olabilir. 3, 2, 1. Ya bastı galiba. Hızlı davranmış olabilirim. Cevap. O söylediğin ikisi zaten büyük bir yalan. Bence ilk izlediğin içerik Aslan Kral. O kadar üzülemezsin. Ya. Bildiğimiz için. Engin kemerini çıkarma oradan kalk. Şimdi benim dolap üzerine çok büyük takıntım var. Ya bir saniye arkadaşım abi. Cümlemi bitirebilir miyim? O kadar hiç ikna etmedik evet. Sağ elle kaykay mı? Sahilde. Sahilde. Sahil. Evet sahilde. Engin ne oluyor? Oyuncak araba. İkisi farklı şeyler söylüyor.